Merhaba sevgili çocuklar. Dersimiz matematik. Konumuz ayna diyelim. Bence ilk önce aynadan başlayalım. Şu an bu ekrana gördüğünüz kısım. Bakın şu an ekranda kendimi dolaştırıyorum. Bu benim neyim olsun çocuklar? Aynam olsun. Birazcık daha büyüteyim mi? Evet. Bayağı bir büyüttüm. Şimdi bu ayna etrafımıza baktığımız zaman çevremizdeki gördüğümüz aynadan farklı bir ayna değil. Kamera diyoruz ama ben ne yaparsam aynısını yapıyor. Hemen şuraya bakalım çocuklar. Buradaki arkadaşım benim aynanın karşısında ne yapıyor? Böyle güçlü olma hareketi yapmış değil mi? Evet çocuklar, güçlü olma hareketi yapmış ve kendisi ne yaparsa aynı da aynısını görüyor değil mi? Ayna ona aynısını yapıyor. Hemen ben de burada birkaç hareket yapayım. Bakalım buradaki hemen şurayı çerçeve içine alayım. Sizler de daha net görmüş olursunuz. Burası da benim aynam. Bakalım aynam benim aynımı yapacak mı? Evet. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Sizler de deneyebilirsiniz. Ya da sizler de benim yaptığım şeyleri yapabilirsiniz çocuklar. Hemen başlıyoruz. Bakın parmağımı indirdim, indi. Kaldırdım, kalktı. Bu şekilde yaptım. Ya da bu şekilde yapıyorum. Ya da bu şekilde yapıyorum. Gülümsüyorum. Sinirli duruyorum. Ya da ekrandan kayboluyorum. Geri geliyorum. Bakın çocuklar, ben aynanın karşısında ne yaparsam ayna bana aynısını yansıtır. Değil mi çocuklar? Tıpatıp aynısı. Şimdi ayna simetrisi dediğimiz nokta ise şu. Biz dersimizde gördük, biliyorum, hatırlıyorsunuz. Bir kağıt düşünün. Kağıdı biz ikiye böldük. Bunu beraber yapmıştık. Yine hatırlatıyorum. Bu kağıtta biz elimizi çizdik değil mi çocuklar? Ama ikiye böldük. Bir tarafına çizdik. Burayı biz ayna kabul ettik. Aynanın diğer yansıması ise görüyorsunuz aynı şekilde devam ediyor. Ben buraya ayna dediğim zaman ayna birbirine eşit mesafede olacak ama ben bunu ayarlayamamış olabilirim. Mesele şu çocuklar, bu simetri kavramındaki asıl üzerinde durmamız gereken nokta şu. Simetri doğrusuna, simetri dediğimizde aynaya göre, aynaya eşit uzaklıkta olacak. Bakın bu benim baş parmağım. Baş parmağım. İlk önce baş parmaklarım geliyor. Simetri doğrusuna yakın. Sonra benim işaret parmağım. İşaret parmağı. Orta parmak. Orta parmak. Yüzük parmağı. Yüzük parmağı. En son serçe parmak ve serçe parmak gelecek. Bakın görüyorsunuz. Ya da ben bunu hemen şöyle yapayım. Sizler de uygulayabilirsiniz çocuklar. Bakın yaptım. Görüyorsunuz. Hemen şöyle yapalım. İlk önce serçe parmağı açtık. Bakın bu ortadaki kağıt bizim aynamız. Birisi açtı, diğeri de açtı. Gördünüz mü? Kapattı, kapandı. Hemen devam edelim. Bu sefer iki parmağımı açtım. Bakın yine aynı şekilde açılıyor. Görüyor musunuz çocuklar? Küçük parmak daha girdi. Yüzük parmağım biraz daha önde. Gibi. Ya da dört parmağımı açalım ya da bu şekilde yapalım çocuklar. Hatta kağıdın önüne geleyim ben. Simetri çizgisi bakın. Kağıda çizmiş olduğumuz görüntünün aynısı değil mi? Serçe parmağı, işaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve serçe parmağı. Buraya serçe dedim ama baş parmaktı. Orayı da düzeltmiş olayım. Tamam mı çocuklar? Simetri dediğimiz şey aynada gördüğümüzün aynısı. Ayna olarak kabul ettiğimiz yer ise bizim neyimizdi çocuklar? Simetri çizgimizde. Yani simetri dediğimiz bir çizgiye göre var olan şeklin aynısını, bu çizgiyi sınır kabul edeceğiz, simetri kabul edeceğiz, ayna kabul edeceğiz. Diğer tarafa aktarılması, simetri edilmesi, şekline yansıtılması diyelim. Hemen çalışmamıza başlayalım. Ve buradaki ben de aynamı küçülteyim değil mi çocuklar? Ya da biraz büyük mü kalsın? Evet, başlıyoruz çocuklar. Bir cismin bilgilendirme kısmındayım. Düz aynadaki görüntüsü o cismin simetriğidir. Evet çocuklar, şu an benim simetriğim aynada duruyor şu an. Eğildim, eğildim, kaldırdım, indirdim, gülümsedim. Gözlerimi kapıyorum.
Açtım. Benim yansımam direkt aynada var değil mi çocuklar? Evet. Şimdi simetri dediğimiz kısım ise simetri verilen bir şeklin katlama çizgisinden doğruya göre katlandığında aynasının diğer tarafa eşit mesafede oluşması demektir. Katlama çizgisinden katladığımızı çocuklar. Ben bu şeklimi almıştım. Kağıdımı aldım, katladım. Ki katlamadan önce dedim ki çocuklar bir tarafa elimizi çizelim. Sonra kağıdı katlayalım. Diğer tarafa da çiziyoruz. Birbirinin simetri oldu. Eşit mesafede olması gerektiğini hatırlatırım. Burada ben kaydırmış olabilirim. Çünkü birini sağ elimle çizdim, birini de sol elimle çizdim. Evet, devam ediyoruz. Burada A harfimiz var. A harfimiz, bakın çocuklar, şeklimiz yukarıda. Simetri ise aşağıda. Şimdi simetri doğrusu ya da ayna dediğimiz kısımda A harfimizin iki çizgi üçgen oluşturacak şekilde kısmı yansımış, yapılmış. Simetri doğrusundan başlayarak çizilen kısım aşağıda da aynı şekilde aşağı tarafa yansımış. Eğer benim simetri doğrumu bu şekilde dikey olmuş olsaydı böyle olacaktı. Yine yansıması bu şekilde olacaktı. Simetriye göre yansımasına dikkat edeceksiniz çocuklar. Tamam mı? Eğer simetri çizgim benim dikey ise sağ ve sol, yataysa üst ve altta olacaktır yansıma. Devam edelim çocuklar. Hemen buradaki çalışmaları bizden ne istediğini sizlere anlatayım ve birkaçını da yapayım. Evet. Kırmızıyla yapalım, çok belirgin olsun. Simetri doğrum burası çocuklar benim. Bu doğrumun diğer tarafına baktığım zaman ilk sırada şeklimin oluştuğu yerden kopya almam lazım. Ya da şeklimin kapladığı alan kareler oradan başlayarak yapacağım. Burada bir boşluk var. Boşluk var, sonrası sarıya boyanmış. Boyanacak kısmı ben kare içerisine alıyorum. Kırmızıyla alıyorum ki daha belirgin olsun. Burayı yaptık, sonra bir karemiz daha var. Bir kare, yani arda arda 3 karemiz var. 3 kareyi ben seçiyorum çocuklar. Tamam mı? Devam edelim. Sonra bunun yan tarafında 1, 2, 3 kare var. 1, 2, 3 kare var. Benim kalemim ince olmadığı için kaymalar olabilir. Sonra bu kalemin önünde de 1 kare var. Evet çocuklar. Görüyorsunuz. Burada çalışmayı yapmış oluyoruz. Ben bu şekilde kare çizmek yerine çizgi çizsem olur mu? Sanırım daha kolay olacak ve sizin için daha anlaşılır olacak. O şekilde yapalım. Yine sarıyı kullanalım. Bir kare boş bırakarak çocuklar, ne yapıyorum? Çizime başlıyorum. 1, 2, 3 kare gittim. 1, 2, 3 kare gittim ve burası. Bu karelerin tamamını boyandığını düşünün. Devam edelim. Bu ikinci şeklimize geliyoruz. Burayı tamam. Buraya geliyoruz. Burada ilk iki kısım boş bırakılmış kare. Yani ilk satır karede tamamen satır boş bırakılmış. Sonra burası çizilmiş. Sonra iki kare çizdikten sonra sonraki alt sırada 4 kare. Sonraki alt sırada ise 5 kare çizilmiş. Gibi düşünün. Siz bu şekilde yapmayacaksınız. Şu şekilde yapacaksınız çocuklar. Ben mavilerle yapayım. Tam yapamayabilirim. Kare kısmında burada çok belli edemeyebilirim çocuklar. Evet, belli edemedim. 2, 4 ve 5. Heh, şuradan gelecek. Şurası olacak gibi düşünün. Birazcık boyadığım zaman daha da karışabiliyor. Çizdiğim zaman daha anlaşılır oluyor. Yani sizden istediğimiz şey çocuklar. Bakın burada yatay simetri vardı. O zaman ben şeklimi aşağıya oluşturacağım bu alana. Bu alana yine simetri doğrusuna paralel bir şekilde simetri doğrusuna eşit mesafede çizeceğim. Ki biz bunu konuyu 2. 3. ve 4. sınıfta gördük. Hatta kalktık ayağa birbirimizin heykeli gibi olduk. Taklit yaptık, benzerlik yaptık, drama yaptık değil mi çocuklar? Oyunlar oynadık. Devam edelim. Dikey çizgi var bizde burada. Bakın çocuklar, bunun sağ tarafına olacak. Hemen yapalım. Bir kare boş kalmış. Burası olacak. Sonra 3 kare olmuş. Burası olacak. Sonra bu kare mi olmuş? 4 kare. Görüyor muyuz çocuklar? 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 olmuş. Düzeltiyorum. Kalemim kayıyor size söylediğim gibi.
Ben en iyisi yine çizeyim. Hem de pembeyle çizelim. Bir kare, sonra 3 kare, sonra 4 kare, böyle daha güzel oldu. Evet çocuklar, simetri doğrusuna göre yansımasında bu şekilde sizler de çalışma yapıyorsunuz. Güzel bir şekilde tamamlıyorsunuz. Bir sonraki sayfaya geldiğim zaman hop kendimi buraya alayım. Bu şekillerin simetri doğrularını çiziniz. Sizden şunu istiyor. Bunlardan hangisi simetri doğrusu olur? Ya da ben simetri doğrusunu bu şeklin neresine çizersem şekil tam olarak ortadan ikiye ayrılmış ve simetri doğrusuna denk gelecek şekilde, eşit bir şekilde bölünmüş olacaktır. Yansıması olacak şekilde. Hemen yapalım. Böyle yaparsam olur mu? Hayır. Böyle yapayım. Peki böyle yapayım. Böyle yapayım. Böyle yapayım çocuklar. Olmadı mı? O zaman şöyle yapalım. Buradan bir tanesi simetri doğrusu geçirelim mi? Evet. Peki çocuklar, burada nereden geçirmem lazım? O zaman burada da tam şuradan yatay bir simetri doğrusu geçirelim mi? Üst tarafta ve alt tarafta kalan kısım aynı olacak. Dikey simetri doğrusunda bakın çocuklar. Dikey, yatay. Bu yatay oldu, bu dikey de olabilir miydi? Bu şeklim dikey olamazdı. Ama bu şeklim dikey oldu. Yatay olur mu çocuklar? Hemen bakalım. Evet, yatay da olabilir. Buraya baktığım zaman bu şeklimi nasıl yapacağız çocuklar? Bu şeklimizin simetri doğrusu nasıl olacak sizce? Evet, hemen düşünüyorsunuz. Acaba şöyle mi olacak? Tam köşelerden geçecek şekilde mi olacak? Ya da bu şekilde mi? Ya da bu şekilde mi olacak? Bilmiyorum. Bunun cevabını sizler bana gönderiyorsunuz. Tamam mı? Devam edelim. Aşağıdaki çizimleri siz tamamlıyorsunuz. Simetri doğrularını. Bakın bu daha tatlı benim için. Daha kolay olacak. Çizdim. İki satır aşağı iniyorum. İki kare iniyorum. Sonra bir kare iniyorum. Sonra karenin ortasından geçiyorum. Yarım kare. Sonra bir kare daha gidiyorum. İki kare aşağıya iniyorum. İçeriye geliyorum. Böyle yapıyorum. Sonra böyle yapıyorum. Bakın. İki kare iniyorum. Ve bu şekilde. Evet. Tabii ki siz daha güzel çizeceksiniz. Biliyorum. Tamamlıyorsunuz çocuklar. Çalışmalarınızı bana gönderiyorsunuz. Anlaşılmayan yerlerde sizlere yardımcı olacağım. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşça kalın.